Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten yine dolu dolu geldim. Bir saniye, tam olarak kaldıramadım hepsini. Ve bugün şu an görmüş olduğunuz bütün kargoları beraber açacağız. Bir de farkındaysanız arkamdaki açı yine değişti. Ya geçen videoda yine bir değişiklik olmuştu. Video içerisinde olmuştu hatta. Bugün yeniden bir değişiklik var arkadaşlar. Farkındaysanız artık ikinci kitaplığım var. Siz bu videoyu izlemeden hemen önce ben yeni bir video çekmiştim. O videoda bu kitaplığı beraber kurduk. Çünkü kitaplık tamamen doluydu. Artık hani hatta oraya sığmayan bazı kitaplar vardı ama şu anda gördüğünüz gibi boş raflarım var ve artık onları doldurma zamanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane paketimiz mevcut. İlk elime aldığımla başlıyorum. Şu an hangi kitap olduğunu gerçekten tahmin bile edemiyorum. Bütün kitapların hepsini bu arada Amazon'dan aldım. İndirimden aldım. 4 al 3 öde vardı. Sepet tutarını ne kadar düşük tutarsanız daha fazla indirim veriyordu. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Kupon üstüne kupon kullandım gerçekten. Açtım. Burada bizi 3 tane kitap karşılıyor. Birazcık daha bu arada klasik kitaplardan bir eksik tamamlama yaptım. Bir de Japon klasikleri aldım. Şu anda elime gelen ilk kitapla başlıyorum. Modern Klasikler dizisinden Muhteşem Gatsby. Nasıl okunuyor? Gatsby. Gatsby. Böyle mi okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Lütfen linçlemeyin. Modern Klasikler dizisini ben de çok seviyorum ve kitaplığımın en üstünü de tamamen ona ayırmıştım. Bu seriyi var bir hayalimiz tamamlamak gibi ama mümkün olur mu? Bir gün biter mi? Ben de çok merak ediyorum ama umarım bir gün ben de bu seriyi tamamlayabilirim. Bir sonraki kitabımız Japon klasiklerinden. Son zamanlarda Itaki'nin Japon klasiklerine bir tık takmış bulunuyorum arkadaşlar. En son okuduğum kitap Şeytanın Çırağı kitabıydı. Kitap o kadar aktı ki hiç böyle klasik bir kitap okuyormuşum gibi değildi. Şurası hasarlı gelmiş bu arada. Bilmiyorum hiç göz attınız mı ama gerçekten fiyatları çok çok uygun oluyor. İndirimle ve bu Amazon'un 4 al 3 öde kampanyasıyla 35'e falan aldım bu arada. Çok ciddi söylüyorum. Yani böyle bir fiyata kitap alabilmek gerçekten çok çok uygun bir fiyata geliyordu. Ben de ondan dolayı onu kovaladım. Aynalar Cehennemi ve Diğer Öyküler. Bu kitabı direkt gördüğüm gibi kaptım. Uzun zamandır listemdeydi. Çok çok merak ediyordum. O yüzden bu ayın ikinci alınan kitabı da buydu. Diğer kitabıma geçiyorum. Artık hani herkesin bildiği okullarda bile, lisede bile sürekli derslerde duyduğumuz kitaplardan bir tanesi Babalar ve Oğullar. Ben daha önce bu kitabı okumadım. Klasik kitap bayağı okudum. Özellikle lisede falan da okudum ama bu kitap hep bende eksik kalmıştı. Sıradaki kitabım bu olacak muhtemelen. Evet, gelelim diğer paketimize. Bu nereden açılıyor? Şurada kırmızı kuşağı var. Bir tane ciltli kitabım var. Aa! Yan baskısı var. Yan baskısı olduğunu bilmiyordum. Size yemin ederim bilmiyordum. Sihirli Liste kitabı. Evet, yine uzun zamandır okunacaklar listemde yer alan bir kitaptı ama şunun yan baskısı gerçekten beni bitirdi. Artemis Millennium'un gerçekten baskıları çok güzel oluyor ve içindeki kitap ayracının tatlılığına bakar mısınız? Sihirli çay. Bir tane şöyle ben de ucundan tutayım. Bir tane çok güzel bir kitap ayracı çıktı içinden. Şu ana kadar gördüğüm en minnoş kitap ayraçlarından biri bu arada. Kitap çok kalın bir kitap değil. Birazcık çerezlik bir kitap. Hatta belki de bu akşam başlayıp bitirebilirim bile. Çünkü içinde o kadar büyük bir okuma keyfi var ki şu anda. Şu an okuduğum bir kitap yok bu arada. Ondan dolayı belki de direkt bu akşam buna başlayıp bitirebilirim. Hiç bilmiyorum. Kargodaki diğer kitabıma geliyorum. Diğer kitabım artık çok şükür ki Off Campus serisinden devam ediyoruz. Bilmeyenler için ben Off Campus serisini yanlışlıkla aldım arkadaşlar. Icebreaker kitabını alıyordum. Sepetten yanlışlıkla diğer kitabı çıkardım. Bundan dolayı yanlışlıkla Wildfire'ı aldım. Icebreaker'ı aldığımı zannederken anlaşma kitabına eklemişim ve yanlışlıkla seriyi almış bulundum. Neden yanlışlıkla diyorum? Çünkü ben hani o anda o kitabı okumayacaktım. Off Campus serisini değil, Icebreaker serisini okuyacaktım. Ama karışınca şimdi de seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın hemen göstereceğim. Elimde bu iki kitap var ve ikisini de devamı yok. Yani ne bu serinin devamı var ne de bu serinin devamı var. Ben de bundan dolayı indirimden olabildiğince bu iki seriyi de tamamlamaya çalıştım. Miras serinin son kitabı diye hatırlıyorum. 5 kitaplık bir seri olduğunu hatırlıyorum. Bakalım hani artık 2, 3, 4'ü hani ne zaman tamamlarsam seriye o zaman başlayacağım. Çünkü ben seriyi böyle okuyayım 2 ay sonra diğer kitabı okuyayım çok sevmiyorum. O seriye başlıyorsam takır takır onu hemen bitiriyorum. Gelelim diğer kitabımıza. Evet. Bunun içinden çok seveceğiniz bir kitap çıkacak gibi arkadaşlar. Hazır mısınız? Öyle bir hissiyat var içimde. Yani gerçekten keşfetimi bırakmayan, okumak için çırpındığım bir kitap geliyor gibi hissediyorum şu anda. Bakalım neyden bahsettiğimi biliyor musunuz? Kendisi 3 kitaplık bir seri.
Ve ben serinin birinci kitabını aldım derken yanlış alarm. O kitap çıkmadı. Uy. Agatha Christie, Noel'de Cinayet. Annem muhtemelen şu an videoyu izliyorsa ve bu kitabı aldığımı gördüyse direkt şunu diyecek. Getir. Annem gerçekten o kadar aşırı derecede cinayet ve polisiye okuyor ki hani ciddi anlamda Agatha Christie'ler, Jane Casey'ler, Ahmet Ümit'ler kadın okumada kitap kalmadı tam anlamıyla. Agatha Christie'leri artık tamamlıyoruz ama üzgünüm anne, bu kitap benim kitaplığım için. Bu kitabın aynısı muhtemelen daha önce yine alınmıştı ama benim kitaplığımda yoktu ve ben okumamıştım. Agatha Christie'yi de dizmeye çalışıyorum. Bundan dolayı da hemen sepetime ekledim. Bayağı indirime düşüyordu. Bir sonraki kitabımız serinin tek eksik kitabı olan Icebreaker. Gerçekten çok merak ediyorum. Yine keşfetimi asla bırakmayan bir kitaptı. Özellikle Buzdan Kıvılcım'dan sonra bu kitabı okumayı daha çok istemiştim. Çünkü beraber böyle set hali bile satılıyor. Gerçekten şu an aldığım bütün kitaplara hemen başlayasım var. Yani diğer kitaplar için aynısını söyledim biliyorum ama belki de bugün bu kitaba başlarım. Hiç belli olmaz. Çünkü şu an hani nasıl diyeyim size, böyle bir okuma hevesi var arkadaşlar. Böyle nasıl desem, böyle okuma hevesim var. Yani böyle oturup 5 kitabı aynı anda bitirebilecek bir motivasyon var şu an bende. Bu paket çok hafif bu arada. Muhtemelen içinden sadece bir tane kitap çıkacak. Ben öyle hissettim açık konuşmak gerekirse. Bir kitap çıktı. Niye beraber yollamadınız? Ve yeniden bir Japon klasikleri. Arkadaşlar bu Japon klasiklerinin tasarımları çok güzel olmuyor mu ya? Gerçekten hani kitapların kapakları o kadar minnoş duruyor ki. Yani şöyle bir ses çıkıyor kitaptan, bakın. Tarçın, Tarçın, anneciğim. Bazen çok ağır uyuduğunda, uykusunda böyle diye ses geliyor. Ve eğer böyle bunu duyuyorsam mutlaka şey yapıyorum. Anneciğim buradayım, aşkım falan diyorum, nazlıyorum ve o zaman hani korkmadan uyanıyor. Eğer direkt gidip uyandırırsam korkuyor çünkü. Hani severek bile uyandırırsam böyle panikliyor. Muhtemelen kabus görüyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet, sonraki kitabımız Japon klasiklerinden, yine Itaki'nin Japon klasiklerinden Yaban Kızı. Bu kitabı da yine çok çok merak ediyorum. Son zamanlarda Japon klasiklerine gerçekten fena düştüm arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya, o kadar böyle çerezlik kitap, yani oku bir saatte bitir gitti. Hani tam olarak öyle bir kitap serisi gerçekten. Bir tane daha küçük paketimiz var ve muhtemelen bunun içinden de Japon klasiği çıkacak gibi geliyor bana. Açıyorum. Açıyorum ve evet, doğru tahmin. 4 boyutlu adam. Bunun da yine aynı şekilde Itaki. Ben Japon klasiğini Itaki'den diziyorum. Bir yayın evi daha vardı galiba. Çok emin değilim. Onların bayağı bir yan baskısı vardı. Aslında o da çok hoşuma gitti ama Itaki'yi dizmek şu an sanki bana daha çok böyle hitap etti. Çünkü Itaki'nin diğer kitapları da var bende. Çok güzel seri dizilebiliyor gibi duruyordu. Hemen arkaya yerleştiriyorum. Geride bizi bekleyen 2 tane paketimiz kaldı. Önce küçük olanı açıyorum. En sonunda büyük olanı saklıyorum. Ve yırttım ve açtım. Bu kargonun içinde bizi 2 kitap karşılıyor arkadaşlar. Bir tanesi değil, pardon, ikisi de Japon klasikleri. Ya ben keşke videonun başına şey yazsaydım. Japon klasikleri alışverişi. Çünkü gerçekten tam olarak öyle bir video oldu. Yeşil Bambu ve diğer fantastik öyküler. Bu Japon klasiğini de almadan geçemedim. Çünkü gerçekten deli gibi merak ediyordum. Bu da Pandora'nın kutusu. Bu Pandora'nın kutusu gerçekten adı beni çok etkiledi. Bu arada hiçbirinin konusu hakkında en ufak bir fikrim yok. Hepsini gerçekten hani uzun zamandır keşfetimde ya da işte YouTube'da takip ettiğim kişilerde gördüğüm için hep aklımdaydı adları ama hiçbirinin konusu hakkında en ufak bir fikrim yok. Bundan dolayı bu ikisini de merak ederek okuyacağım. Sanıyorum ki 4 tane Japon klasiği aldım bu alışverişte. Gelelim son kitabımıza, son kargomuza. Arkadaşlar bu kargonun içinden size o bahsettiğim kitap çıkacak. Hazır mısınız? Bizi şöyle bir görüntü karşıladı. Biraz görmüyor olabilirsiniz ama en baştan elime gelenle başlıyorum. Bana kızmayın, tamam mı? Japon klasiklerinden insanlığımı yitirirken kitabı, yine bir Japon klasiği. Kaç etti? 6 etti galiba. Her defasında bitti diyorum ama bitmediğini ben de yeni fark ediyorum. Ama bu sondu, merak etmeyin. Ve diğer kitabıma geçiyorum. Diğer kitabım yine Off Campus serisinden bir kitap. Biraz yamuk yumuk mu? Bana mı öyle geldi bu kitap? Bu da kitabı, serinin 3. kitabı. Yani bende 1, 3 ve 5 oldu. 2 ve 4 indirime girmediği için ikisini alamamıştım. Zaten bir tanesi Amazon'da yoktu. O yüzden alamadım. Ama artık serinin 5 kitabından 3'ü bende var. Diğer ikisini de önümüzdeki aylarda kapatarak tek seferde kitabı okumayı, seriyi okumayı düşünüyorum. Muhtemelen ne zamana denk gelir? Okul açılıyor biliyorsunuz ki maalesef ki. Ve muhtemelen böyle ara tatilde falan okuyabileceğim yani. Hemen arkaya yerleştiriyorum. Ve elime yeni bir kitap daha alıyorum. Ve yine Agatha Christie'nin bir
kitabı geldi elime. Acı Kahve. Agatha Christie'nin bende sadece bir kitabı vardı. Çünkü diğer hepsini anneme kaptırdım. Bundan dolayı ben de kendime bu seriyi artık almak istiyordum. Uzun zamandır Agatha Christie'nin kitaplarını çok merak ediyorum. Özür dilerim. Çok çok özür dilerim ama maalesef daha önce hiç okumadım. Bundan dolayı yine çerezlik güzel bir kitap olur diye düşünüyorum. Çünkü puntosu çok küçük değil. Puntosu küçük değil ve kitabın sayfa sayısı da az. Yani 150 sayfa. Ben zorlasam bunu bir 60 dakikada bitirebilirim. Bu arada neredeyse bir raf boyu kitap almış olabilirim. Galiba battım ve haberim yok. Bana kızmayın ama yine Japon klasiklerinden. Nagasaki'nin Çanları. Evet evet bunu hatırlıyorum. Bunun kapağı çok hoşuma gitti bu arada. Çok güzel bir renk tonlaması yapmışlar. Ben bu renklere çok bayılırım. Bu da sanıyorum ki 7. Japon klasiğimizdi. Artık sonunda keşfetimi, hayatımı alt üst eden kitaba gelebiliriz. Şu anda elimde tuttuğuma inanamıyorum ama Gökçen. Gökçen'i acayip merak ediyorum. Bakın ciddi söylüyorum. Aşırı derecede merak ediyorum. Çünkü takip ettiğim ve sevdiğim bütün herkes bu kitaba deli gibi bayılıyor. Kitabın sayfa sayısı 528. Asker kurgusu olduğunu biliyorum. Gökçen adında bir kız olduğunu biliyorum. Emin değilim ama spoiler yememek için ben kitap yorumlarına sadece like atıyorum bu arada. İzlemiyorum ya da okumuyorum genellikle. Kitabı okuduktan sonra hakkındaki bütün içerikleri talan ediyorum. Bildiğim kadarıyla Şırnak'a galiba gidiyor ve hani ne oluyorsa orada bir şeyler oluyor galiba. Bir askerle mi tanışıyor? Hiçbir fikrim yok. Ama beraber okuyup göreceğiz artık. Bu videonun, bunun böyle bir maratonunu mu çeksek beraber? Gökçen'in maratonunu çekelim mi? Ne dersiniz? Ben bunu düşünüyorum bu arada. 528 sayfa. Çok kalın bir kitap değil aslında. Aslında kalın bir kitap ya. Değil değil. Aa bu arada çok şaşırdım. Bu hangi yayın evi böyle şey basmış? Ephesus. Yani kitabın kenar boşlukları az. Farkında mısınız? Benim ilk kez böyle bir kitabın bu kadar yazıları kalabalık duruyor. Bu arada serinin ikinci ve üçüncü kitabı henüz bende yok. Onları da müsait bir zamanda almayı düşünüyorum. Ama posterine bakmazsam çatlarım şu anda. Gerçekten çok güzel. Çok güzel bir kitap görüntüsü. Evet, bütün kitapları kucaklayıp getirdim arkadaşlar. Sanırım videoda, ben de, cüzdanımda, bütün banka hesaplarımla burada bitmiş bulunuyoruz. Eylül ayı kitap alışverişimiz bu kadardı. Evet arkadaşlar, Eylül ayını artık burada kapatıyoruz. Tamı tamına tam 16 kitap almışım. Hepsi gerçekten çok indirimdeydi, çok güzel yakaladığım kitaplardı. Normalde bu kadar kitabı tek bir ayda alabilmem çok mümkün olmuyor, hak veriyorsunuz ki. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beni aynı şekilde Wattpad'den, Instagram'dan ve TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Bilmeyenler için kendi kurgumu paylaşıyorum. Adı da Kağıttan Yıldızlar. Ona da göz atarsanız çok 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 sevinirim. Aynı şekilde Wattpad şu anda kapalı olduğu için tüm kurguyu Çizgi Stüdyo'da yayınlıyorum. Oraya da göz atabilirsiniz. Instagram'da beni anlık olarak takip etmek isterseniz diye kullanıcı adım Ozgeydiz. Tüm platformlarda aynı şekilde orada okuduğum kitapları, Reels'ları daha seri bir şekilde paylaşabiliyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Başka diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.